Sizin gibi değerli hocalar Teşekkür e, bulunduğu ederim. sürece mutlaka daha Teşekkür ileriye taşınacaktır. Ederim. Biz küçük bir katkı koyuyoruz sadece. Onlar tabii yeni genç arkadaşlarımızla yavaş yavaş katıla katıla artık devam ettiriyoruz. Evet hocam peki biraz eserlerinizden bahsedebilir miyiz? Hı hı. Aslında birçok eseriniz var. E, son olarak çıkmış e, özel gerçekten çok değerli bir eseriniz var. Hı hı. E, dilerseniz biraz da bunlardan bahsedelim. İsterseniz önce bir genel olarak neler çalışıyorum ondan bahsedeyim. Şimdi ben aslında Türk diliyle Arap dilini hep mukayeseli olarak bir çalışma yaptım. Önce bugün dil bilgisi dediğimiz, e, dil bilgisi tarih boyunca Türk dil bilgisi kitapları ile ilgili bir çalışma yaptım. Yüksek lisans konumdu. E, Ahmet Cevdet Paşa'nın e, dil bilgisi kitapları üzerine bir değerlendirme. Ahmet Cevdet Paşa'yı biz hep tarihçi olarak biliriz. Ee, düşünür olarak biliriz belki felsefe tarihi içerisinde ama hiç e, dilciliğini düşünmemiştik ve gerçekten batı tarzı gramer kitapları açısından, batı tarzı dil bilgisi kitapları açısından son derece önemli olduğunu gördük. Yüksek lisans tezimdi benim. 4-5 kitabı var. Bunlardan bir tanesini ben e, daha sonra e, ve bir iki arkadaşım daha hep beraber bir ekip oluşturarak yine Türk Dil Kurumu tarafından da basıldı. Tertib-i Cedid Kavayi'de Osmaniye diye bir eser. Bu bugün e, şimdi eski gramer kitapları, dil bilgisi kitapları daha ziyade böyle Arapça ve Farsçanın etkisinde. Bu ise bugün bizim anladığımız ilk öğretimden beri öğretilmeye e, başlanan, ...işte isimdi, sıfattı, zamirdi, klasik dil bilgisi, cümle bilgisi gibi. Bunları daha e, bat, tanzimat dönemi tabii. Yani daha batıyla iletişim halinde olunan bir dönem. E, çok önemli onun için. E, önce Cevdet Paşa üzerine çalıştım. Yani dil bilgisi tarihi açısından e, önemli. Daha sonra da doktora çalışmamda da satır arası Kur'an çevirileri üzerine çalıştım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in satır arası çevirileri çok önemli. Bu kelime kelime yani bugün bizim tefsir dediğimiz şeyler değil. E, herhangi bir kelime var. Kelimenin altında da Türkçesi var. ilginç. E, doktora tezim böyle bir çalışmaydı. Manisa İl Halk Kütüphanesindeki bir çalışmaydı. Bu Harvard Üniversitesi'nde basıldı. Daha sonra doçentlik için e, satır arası yine Kur'an tercümesi ama Farsçası da içinde olan bir çeviri. Bu da British Müzümde kayıtlı olan bir Arapça e, 19. yüzyıldan 19. sureden 34. sureye kadar kesik eksik bir şeydi. Bu da yayınlandı e, bir yayın evi tarafından önce yayın evi tarafından. Bunların önemi aslında bugün e, hani tartışılan pek çok konu var başörtüsünden tutunda başka konulara kadar bunları çıplak anlamlarıyla yani kelimelerin çıplak anlamlarıyla nasıl anlayabiliriz düz olarak hiç yorum katılmadan. Türk Kur'an tercümeleri arasında Türk tefsir tarihi açısından da çok önemli. Biraz da ilahi, ilahiyatla bağlantım o yüzden zaten. Arapça, Farsça bilmem burada çok büyük etken oluyor. Çünkü hem Arap gramerini hem Türk gramerini birlikte incelemek biraz Biraz da tarafsız e, bakmak. Ağır. Evet ve e, yani çok şey öğrendim ben diyebilirim. Bugün tabii o işin başka bir boyutu başka bir programda inşallah mümkün olur. Ee, pek çok böyle kafamıza takılan ay şöyle mi şu böyle mi diye bizim toplum olarak tartıştığımız pek çok şey var bunları bize daha düz kelimelerle tabii o dönemin Türkçesiyle ama olsun yani çok güzel ee, sonuçta üstünde zaten Kur'an-ı Kerim var